bu görmüş olduğunuz işaretleri takip ederek bu kamp alanlarına ulaşabilirsiniz. Merhaba dostlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Edremit'te bulunan kamp alanlarını, çadır kurabileceğiniz alanları göstereceğim. Şimdi Zeytinli'nin üst tarafında Kaz Dağları'nın eteklerinde bulunan Mehmet Alan Köyü'nün olduğu bölgedeyiz. Ve buradaki kamp alanlarını, çadır alanlarını size göstereceğim. Harden kamp alanındayız şu anda. Evet arkadaşlar, Kaz Dağları'nda gelip kamp kurabileceğiniz, özellikle Kaz Dağları'nın Ege'ye bakan yamaçlarında bu Mehmet Alan Köyü civarında birçok kamp alanı bulunuyor. Böyle biraz sizler için çekim yapacağız. Biliyorsunuz bahar ayındayız. Yaz aylarına az kaldı. Tatil planları başladı. Burada birden fazla kamp alanı var. İnternetten yazdığınızda birçok kamp alanı var. Size hangisi uygunsa, hangisini daha çok beğendiyseniz onu tercih edebilirsiniz. Aynı zamanda Kaz Dağları Bilini Parkı'na çok yakın mesafede bulunuyoruz. Sabah kalktığınızda bu Kaz Dağları yürüyüş yapabileceğiniz çok güzel bir bölge burası. Şu anda hazırlıklar var. Gördüğünüz gibi çok hazırlık var. Son süreçte özellikle pandemiyle birlikte insanlar böyle doğal yerlerde kamp kurmak, tatilini kafa dinleyerek geçirmek istiyor ve pandeminin olumsuz etkisinden dolayı oteller ve pansiyonlardan ziyade kamp alanlarına gelip buralarda tatilini geçirmek istiyorlar. Merhabalar. Merhaba. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Kadir Akdoğan. Doğma büyüme buralıyım. Evet. Ne işle uğraşıyorsunuz Kadir Bey? Milli Park'ta alan kılavuzluğu yapıyorum. İşte evet. Gelen ziyaretçilere Milli Park'ın değerlerini anlatmak için. Rehberlik yapıyorsunuz. Evet, rehberlik ama bize tabii alan kılavuzu olarak geçiyoruz biz ve sadece bu alana özgüyüz. Hı-hı. Onun için yani diğer yer mesela bir turistik ve bir müzeyi falan gezdirme şeyimiz yok. Yani bu bölgede ama sadece bir bölgeniz biz var. Milli Park'la ilgiliyiz. Evet. Milli Parklar bölgesinde. Peki bu Kaz Dağları'na gelen ziyaretçileri Milli Park içerisinde neler bekliyor? Neler bekliyor? Tamamen şu an bir tamamen son bir yer. Hiçbir yapılaşmaya yok. Zirveye kadar çıkabiliyorsunuz. 1726 metre zirve. Orada işte bir burada yaşadığı varsayılan bir kızın sarı kız efsanesinin geçtiği bir sembolik bir türbe var. İşte oraya gidiyorlar ve aynı zamanda da en önemlilerinden bir tanesi buradaki bitki çeşitliliği. Şu an 31 tane toplamda dünyada sadece Kaz Dağı'nda bulunan bitkiler var. Onlar koruma altında olduğu için bizim de görevlerimizden bir tanesi, asıl görevimiz onları korumak ve kaçakçılığını engellemek. Evet, neler o bitkilerden biraz bilgi verebilir misin? Bunlar genelde Temmuz aylarında çiçeklenme döneminde 30 bitkiler ama Kaz Dağı kökleri var. İşte bir Truva çamı da denir. O çamı her zaman görebilir buraya gelen ziyaretçiler endemik olarak. Özellikle trekking yapmak, doğayla iç içe kalmak için gelen kişilere önerileriniz nelerdir? Hani burada çadır yapmak isteyen, kamp kurmak isteyenler için özellikle Kaz Dağları'nda böyle yerler evet, var mı? Kaz Dağları'nda çadırlı kampa izin verilmiyor. Daha önceden veriliyordu ama bu salgın dönemiyle ve sonradan bitki hayvan varlığı olarak geliştiği için izin verilmiyor. Hı-hı. Ama Kaz Dağları'nın eteklerinde işte bu Mehmet Alan Köyü civarında çadırlı kamp alanları var. Orada kalıyorlar ve günübirlik ziyaretlerini yapabiliyorlar yürüyüşlerini. Evet. Peki bu bölgeye gelen özellikle trekkingçiler olsun başka ziyaretçiler bu doğayla doğada yürüyüş yapmak isteyen birçok insan var. Geldiğinde en azından sana ulaşabilecekleri bir sosyal medya hesabınız var mı? Sosyal medyadan ziyade Kaz Dağı Alan Kılavuzları Derneği'nin sitesine girdiklerinde Kadir Akdoğan'ı gördüklerinde beni arayabilirler. Hı. Bir de benim işim gereği her zaman telefon çekmediği için genellikle ararlarsa daha güzel olur. Şimdi gelen ziyaretçilerden sizin isteğiniz nedir? Evet, en büyük isteğimiz buldukları gibi bıraksınlar. Evet. Pis bırakmasınlar. Götürsünler çöplerini. Biz yani yaz boyunca insanları ziyaret ettiren insanları gezdiriyoruz ama sonra gittikten sonra çöplerini toplamak bayağı bir zor oluyor. Bu Sarı Kız Tepesi haricinde başka gezilebilecek özellikle böyle sizin de beğendiğiniz ender yerler var mı? Yani 21.450 hektar milli park olan bölüm. Yani her yere giremiyoruz. Çünkü master planda oradaki yaban hayatına saygı göstermek için bazı yerlere biz de olsak yanlarına gerilmesine izin verilmiyor. Belirli güzergahlar dışına çıkamıyoruz zaten. Hı-hı. Yaban hayatı olarak ne var mesela? İşte en büyük olarak ayı, boz ayı, işte domuz. O da herhalde nesli tükenmek üzere olan... Ama koruma altına aldıktan sonra şimdi bir artış olduğu söyleniyor. Milli parkların fotokapanlarıydı işte onlar
gözetleniyor belirli zamanlarda. Şimdi bir artış olduğu söyleniyor. Ama bu tabii ne kadar insan baskısı çok da gelen var şimdi. Evet. Tabii ne kadar insan baskısı olursa da tehlikeye giriyorlar tabii. Giriyorlar değil mi? Evet. Evet yani bunun yanında işte Karaca, domuz zaten her yerde. Fazla bir tehlike yokmuş ama özellikle buradaki Kaz Dağları'ndaki boz ayılarda bir risk altında oldukları söyleniyor. Tabii işte onun için her yere biz giremiyoruz ya da götürmüyoruz da insanları, gelen Hı-hı. ziyaretçileri. Onların da orası da onlara kalsın. Tamam. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Arkadaşlar şimdi zeytinli çayını besleyen önemli Kaşıkçı Deresi'ndeyiz. Mutlaka kamp alanına geldiğinizde bu Kaşıkçı Deresi'ne uğrayıp buradan bu doğal güzelliği seyredebilirsiniz. Kaşıkçı Deresi ve zeytinli çayı. Görmüş olduğunuz gibi biraz önce çekmiş olduğum Arden kamp alanına çok yakın mesafede. Zamanınızı doğayla baş başa geçirebilirsiniz. Şimdi diğer örnek teşkil edecek diğer yerlere gidiyorum arkadaşlar. Şimdi Kaşıkçı Deresi'nin hemen üst tarafına geldik. Burada özellikle burayı size göstermek istiyorum. Şurada 400-500 metrekarelik bir alan var. Zeytinli Çayı'nın hemen yanında bulunan bu alana özellikle kamp alanlarında yer bulamadığınız zamanlarda bu kamp ücretli kamp alanlarına gelmek istemiyorsanız ve bütçeniz buna uygun değilse gelip buralarda kamp atabilirsiniz. Burası kamp kurabileceğiniz bir yer. Tam Kaşıkçı Deresi'nin üst tarafında. Hemen şöyle ilerliyorum arkadaşlar. Size buranın mutfağını göstermek istiyorum. Şimdi mutfağını size göstereceğim. Evet arkadaşlar. Burası da kampın mutfak alanı. Görmüş olduğunuz gibi burada ateşinizi yakabiliyorsunuz. Masanız burada. Hemen şöyle ilerliyorum. İlerliyorum arkadaşlar. Şimdi suya girebileceğiniz, yani çaya girip yüzebileceğiniz alanı göstereceğim. Görmüş olduğunuz alanda dostlar burada da çaya girebilirsiniz. Bakın. Görmüş olduğunuz gibi buralarda da gelip hem kamp kurabilirsiniz, hem piknik yapabilirsiniz, hem de bu gibi derede Zeytinli Çayı'nda suya girip serinleyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bakar mısınız? Şöyle hatta göstereyim. Biz de Ali abiyle buraya geldik. Ali abi seni de bir tanıyalım. Ben aslında Malatyalıyım. 10-12 senedir buralara gelir giderim. Buraların doğası çok güzel. Her şeyiyle harika bir yer. Cennetten bir köşe. Evet. İmkanımız olduğu zaman her zaman buralara gelmeye çalışıyoruz. Evet. Bütün siz de Akçay'da mı oturuyordunuz Ali abi? Evet, Akçay'da oturuyorum. Daha önce Altınoluk'taydım. Sonradan Akçay'a geldim. Yazları devamlı buradayız. Buradasınız. Evet. Anladım. Kışları Mersin'e gidiyorum. Yazlar da buraya geliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Ali abi de Akçay'da oturan birisi. Aslında Malatyalı ve sürekli bu gibi kamp alanlarına gelip hem doğa yürüyüşü yapıp hem de kafa dinlemek, doğayla iç içe kalabilmek için buraya geliyorlar. Şimdi birkaç tane daha kamp alanını, ücretli kamp alanlarını da size göstereceğim. Tabii ücretler sürekli sabit kalmadığı için bu konuda size ücretler konusunda bilgi veremiyorum. Siz internetten size en uygun olanını tercih edersiniz ya da bütçeniz kısıtlıysa gelip bu gibi alanlarda kamp kurabilirsiniz. Şu uyarıda bulunmak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada bir çöp konteyneri var ama insanlar geldikleri yerleri maalesef pisletiyorlar. Görmüş olduğunuz gibi bu kamp alanlarında çöpler var. Ama çöp kutusu olmasına rağmen getirip çöpünü bu kutuya atmıyor ve olduğu yere bırakıyor. Lütfen bu konuda duyarlı olalım arkadaşlar. Bu doğa hepimizin. Çöpümüzü de geldiğimiz yere geri götürelim. Sizden ricam bu. Şimdi bu kamp alanlarımızın üzerinde bulunan Rayinka diye bir yere geldik. Burası hem restoran hem de pansiyon olarak
değerlendirebileceğiniz bir yer. Zeytinli Çayı'nın kenarında kurulmuş şöyle güzel bir pansiyon ve restoranta sahip. Tabii fiyat bilgisi sahibi burada olmadığı için alamadık sizler için. Çakır kamp alanı. Yine örnek teşkil etmesi açısından tamamen sahiplerinden izin alarak geldik. Burayı da sizlere göstermek istiyorum. Buranın özellikle yani suya girebileceğiniz, yüzebileceğiniz çok güzel bir alanı var. Burayı da tavsiye ettiler bize. Şimdi burayı da size göstermek istiyorum arkadaşlar. Hemen o biraz önce göstermiş olduğum pansiyonun sağ tarafında bulunuyor. Görmüş olduğunuz gibi bakın arkadaşlar. Mükemmel bir ortam var. Gelip burada kamp kurabilirsiniz. Özellikle otelde, pansiyonda tatil yapmak istemeyenler için gerçekten bu Edremit'teki Zeytinli Köyü ve Mehmet Alan Köyü civarında birçok kamp alanı bulunuyor. Çakır kamp alanı da bunlardan birisi. Görmüş olduğunuz gibi yüzme için uygun bir alan var. Çok güzel. Merhaba teyze. Merhaba. Kamp alanınızın ismi neydi? Çakır kamp. Çakır kamp. Öncelikle senin ismin Gülsüm. Gülsüm. Gülsüm, soyadımız Çakır. Çakır kamp alanı size ait. Evet. Bu kamp alanında ücretleriniz nedir? Ücretleriniz normal. Ücretlerimiz mi? Masa mangal çalışıyor. Dışarıdan mangal almıyor. Masa mangal atmışlar. 30 lira mangal, 30 lira masa. Onun dışında semaverler var. Gözlememiz var. 15 lira gözleme. Ondan sonra semaver çay var. Peki burada kamp kurabilirler mi? Evet, çadır kamp da kuruluyor. Onların ücretleri nedir teyze? Onun da 60 lira. 60 lira. Çadır başı alıyor. Çadır başı 60 evet, lira 60 ücreti lira var. Evet. Kahvaltı, yemeğin evet, türü. Evet, kahvaltı var. Kahvaltı var, menemen var. Kahvaltı 35 lira. Menemen 20 lira. Patates kızartması var. O da 20 lira. Patates kızartması da 20 lira. Şu anda ne yapıyorsun teyzem? Biz senin işin üzerine geldik, böyle işini bölmüş gibi olduk. Ama yine de güzel. Senin işin içinde biz seni doğal olarak çekmek istedik. Şimdi doğru söylüyorsun. Şimdi biz masa yeri hep yaptık da doldurduk. Onun bir de bu kül bidonu boşalacak. Yeniden yine dolacak. Onu boşaldayım dedim. Onlar da ofis. Yani yazı hazırlık yapıyorsun evet, kamp alanında. Evet, yazı hazırlık. Anladım. Temizlik yapayım. İşte külü doldurduktan sonra otları, çöpleri yolayayım, temizleyeyim. Öyle işte işleniyor burada. Çok teşekkür ederiz teyzeciğim. Çok güzel anlattın. İşte bildiğim kadar. Kolay gelsin. Sağ olun. Çakır kamp alanındaki çadır alanında burası. Hemen şu sol tarafta da var zannedersin. Burayı ailenizle gelebileceğiniz güzel bir mekan. Birkaç kamp alanını sizler için gösterdik. Umarım yararlı bir video olmuştur. Destek olmak adına videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın dostlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.